Bir pazar gününden hepinize merhabalar değerli dostlar. Dışarıda acayip derecede yağmur yağıyor ve soğuk. O yüzden de yeleğimi giymiş durumdayım. Size bugün güzel bir tarif vereceğim. En güzel özelliği de etsiz olması. Patatesli ve havuçlu pasta tarifi. Bu pastamda ben kurkumayı, yani zerdeçalı kullanacağım. Zerdeçal iltihapları yok eden, işte kansere karşı iyileştirici ve önleyici özelliği var kurkumanın, zerdeçalın. Ayrıca bağırsaklara iyi geliyor ve Alzheimer'a karşı da iyi olduğu söyleniliyor. O yüzden de zeka geliştirici, özellikle çocuklarda böyle bir özelliği var. Her şeyde olduğu gibi ama abartmayacağız. Ara ara yemeklerimize kullanacağız. Bunun üzerine normalde dereotu atılıyor ama ben maydanozu çok seviyorum. Evimde de bulunduruyorum. Size daha önce de söylemiştim. Ödem söktürücü, idrar sökücü özelliği var. Artı kan şekerini düşüren, kolesterole iyi gelen, kalp ve damar hastalıklarına iyi gelen, göze, dişe, saça çok faydalı. O yüzden de evinizde hiç eksik etmeyin maydanozu. Ve pişirdikten sonra üzerine maydanoz serpeceğim. Gördüğünüz gibi iki tane havucumu rendeledim. Rendelerken de bu elimin altına böyle bir rende almıştım. Size yine bir videomda göstermiştim. İsabetli bir karar vermişim. Temizlemesi çok kolay ve rendede de çok başarılı. Bıçakları çok keskin. İki tane böyle havuç rendeledim. Bu pastama ben pul biber kullanmayacağım. Karabiber kullanacağım. Patateslerim de kabuklarını soyarak 4 tane küçük, yani orta büyüklükte patatesi haşladım. İşte süzekli kaşığımla sudan çıkarttım. Süzekli kaşığımı da göstereyim. Bu şekilde sudan çıkartıp bunları şimdi ezeceğim. Bunu püre haline getireceğim. Bu da tupavarenin, söylemiştim size. Bundan bunu ezeceğim. Bunun içerisine 50 mililitre kadar süt ve sıcak olacak. Yarım kaşık, işte 30 mililitre kadar, 30 gram kadar tereyağı. Bunun sıcak olması gerekiyor. Bu arada buraya sıçrattım. Bir beceriksizliğim tuttu. İki tane soğan küçük küçük doğradım. Bunu zeytinyağında kavuracağım. Bunu ve havucu kavuracağım zeytinyağında. Ve daha sonra konserve enginar da katacağım. Normalde tarifte yok ama ben katacağım, enginarı çok sevdiğim için. Bir de mantar giriyor. Mantarı da ben konserve aldım. Tazesini pişirmekte zorlanıyorum. Suyunu bırakıyor falan. O yüzden de konserve almayı tercih ettim. Bunu da yağda kavuracağım. Hafiften kızaracak. Ve aşama aşama sizlere gösteriyorum. Şimdi bu iki tavamı, hatta üç tavamı önce sütümü ısıtayım. Kenarına biraz süt sıçradı. Sütümü ocağa bırakayım. Önce bu ısınsın. Çünkü sıcak olması gerekiyor. Ayrıca burada da işte soğanımı, zeytinyağı katıyorum içerisine. Zeytinyağımı katıp bunu kavuracağım. Çok fazla yağ katmak istemiyorum. Bunu da ocağa götüreyim. Bu şekilde ocakların maalesef hepsi bu değil tabi. İki gözü çalışıyor, söylemiştim size. Kaşığım içinde, tahta kaşığım içinde böyle bir kahve attığını kullanıyorum. Biliyorsunuz kahve fincanı altlığını kullanıyorum. Burada da neyimiz var? Mantar. Mantarı da kavuracağımı söyledim. Biraz yağla mantar da kavrulacak. Şimdi ortalığı biraz temizleyeyim ve işleme geçeyim. Bu arada size kalıbımı göstereyim. Kalıbımı da hazırlamış durumdayım. Bunun içerisine konularak fırına atacağım 180 derecede. Mantar konserve, bir tane konservenin tamamını, tüm olan mantarlar vardı içerisinde. Onları doğradım bu şekilde. Bunları kavuracağım. Bu oluşumun içerisine, bu harcın içerisine kurkuma, tuz ve karabiber katacağım. Başka da bir şey katmayacağım. Bu sefer
Birazcık kendi damak zevkimizin dışına çıkmak istiyorum. Pul biber katmayacağım. Ve söylediğim gibi kurkuma katılacak. Kurkumayı da rahat çıkartabilmek için bu şekilde kapağını çıkarttım. Bu preseyle, yani bu eziciyle patatesini ezmeye çalışacağım. İçerisine sıcak süt, içerisinde erimiş işte o yarım kaşık kadar, 50 gram kadar tereyağını da yedireceğim. Bunun içerisine bu şekilde bir tane yumurta girecek. Tabii bu harcını, hamurunu yaptıktan sonra 150 gram böyle un katılacak. Değerli dostlar, ben bunu birazcık Almanların Zwiebelkuchen denilen, yani soğan pastası var, ona benzettim ben bu tarifi. Ve onu da çok seviyordum yani. Öyle testlerle falan karşılaştığım zaman seviyordum. Evet, bu olmuş durumda. Sütümüz de ısındı. Gördüğünüz gibi sıcak sıcak bunu yedireceğim. Bakalım çok olmasın. Şimdi mantarları da ocağa bıraktım. Bu şekilde yedirilecek. Güzelce yedirilecek. Püre haline getirilip şimdi kaşık alıyorum, kaşıkla yedireceğim. Kalan sütü de katıyorum. Söylediğim gibi ölçüsü var. 50 gram kadar tereyağı, 50 mililitre, yani 50 gram ya da 30 gram tereyağı, 50 mililitre işte bir çay bardağının yarısı kadar süt, sıcak bir şekilde yerleştiriyor. Bir tane yumurta içerisine kırılacak. Bu yumurta da yediriliyor. Yumurtayla beraber ununu katıyoruz. Yedire yedire. Değerli dostlar, bugün size gerçekten eğitici olduğunu düşündüğüm iki tane film tavsiyesinde bulunacağım. İkisi de hakikaten insanı düşündüren filmler. Bir tanesi kadın mücadelesiyle ilgili. Kadınların da iyi savaşçı olduğunu gösteren, aslında biyografi filmi, gerçek olaylara dayanan bir film. Diğeri de 1987'de çevrilmiş, LGBT'yi ilgilendiren bir film. Bir tanesini internette buldum ama diğeri maalesef internette yok. Kalan onu da yedirmem gerekiyor. Dikkatli bir şekilde yedirilecek. İşte Amazon Prime üyesi olanlar, yani Türkiye'dekiler, Almanya'dakiler, İngiltere'dekiler fark etmiyor bence. Aynı filmleri izleyebiliyorlar. Karışıma yedireceğim. Ne demiştik? Kurkuma atacağız diye.
içerisine kurkuma döküyorum. Tuzunu ve karabiberini döküyorum. Bu şekilde kurkumayı da yedireceğim. Harika bir pasta olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz havucun da sayılamayacak kadar bir sürü faydası var. Evlerimizde eksik etmememiz gerekiyor. Bir de tabii kış sebzeler olduğu için yani mantıklı da tüketmek. Bu şekilde bunu yedirip kurkumayı da yedirdim. Tuzunu, karabiberini de kattım. Biraz tadına bakacağım. Tuzu gayet iyi. Eksik de değil, fazla da değil. Evet, şimdi yaklaşıyoruz. Değerli canlar, ocağa yaklaştırıyorum ben sizi. Yaklaştırmak istiyorum. Ortalığı da tabii bir yandan toparlayacağım. Böyle olmaz. Burada mantarlarımız kızaracak. Zeytinyağında. Tersi de sıçradı. Burada da soğanlar. Bunlara da tabii karabiber ve tuz girecek. Buraya da karabiber ve tuz. Tabii enginarı kızartmayacağım. Enginar benim eklemek istediğim. Enginarı çok seviyorum. Ben bunu bu tarife birazcık pizzaya benzettiğim için pizzada da benim için enginar olmazsa olmaz. Bunlar kızarana kadar kavrulmak zorunda. Özelliği bu. Bu pastanın. Şimdi bu oluşumu ben kalıba bırakacağım. Hatta eldiven giysem birazcık elime yağ sürsem iyi olacak. Söylediğim gibi kalıbımı hazırladım. Bu şekilde. Bunu içine dökeceğim. Bu şekilde buna şekil vereceğim. Biraz yağ dökeyim. Şekil vermek kolaylaşsın. Böyle az bir şey. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bunu böyle kalıp şeklinde yerleştireceğim. Böyle. Hem çok lezzetli bir şey oluyor hem de çok göze de hitap ediyor. Değerli dostlar. O yüzden bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Söylediğim gibi her zaman da et de yenilmiyor. Zaten Türkiye'de et de çok pahalı. Pahalı olmasa da bence her zaman et yemek doğru da değil. O yüzden bu güzel bir alternatif bence herkes için. Bu şekilde kalıbı oluşturdum. Alt kalıbını göstereyim size. Tabi kat kat üzerine malzeme gelecek. En üstte de peynir dökülecek gördüğünüz gibi. Şimdi ortalığı toparlayayım. Bir de peynirimi unutmuşum. Peynirimi hazırlayayım. Üzerine dökeceğim. Peyniri unuttum kesmeyi. Onu keseceğim.
üzerine dökmek için bu şekilde kesip, tabi önce yarım saat 180 derecede atılacak bu. Bu malzemeler kızardıktan sonra üstü kapalı bir şekilde yarım saat 180 dereceye atacağım. Ondan sonra bunlarla kapatacağım. Hatta böyle birazcık daha küçülteyim bunu. Bunlarla kapatacağım. Ondan sonra da tekrar peynirle beraber bir 8-10 dakika fırınlanacak. Bu şekilde değerli arkadaşlar. Bunun özelliği bu. Yarın işe de götürürüm. İyi olur. Bugün de yerim. Hem de çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ocağı çevireyim yine. Gördüğünüz gibi bu kızarmak üzere. Mantarlar kızarmak üzere. Soğanım da aynı şekilde. Soğanın altına biraz açmak istiyorum. Şimdi havuçlarımı da atayım. Bunlar da kızartsın beraber. Ben malzemeyi çok seviyorum. Yani malzemesi böyle kalın olan şeyleri seviyorum. İçinde istiyorum ki malzemesi çok olsun. O yüzden de aslında yani bir tane havuç da yetebilir. 3 tane patates de yetebilir. Ya da işte yarım konserve mantar da yetebilir. Ama ben malzemeleri çok sevdiğim için malzemeli. Bunu böyle kat kat yapacağım. Bu işi bitti gibi. Kızardı. Birazcık daha kızarsın. Altını kesin ben bunu. Bulaşıklarımı halledeyim. Gördüğünüz gibi peynirim de hazır durumda. Ne dedik? Malzemesi 3 tane orta boy ya da 4 tane orta boy. Kabuğunu soyun. Suda haşlayın. Sonra işte süzekli bir kaşıkla alın onu. Püre haline getirin. İçerisine karabiber, tuz. Sonra bir tane yumurta yediriyorsunuz. 50 mililitre süt. İşte 30 ya da 50 gram tereyağı o sütün içerisinde erimiş sıcak sıcak yediriyorsunuz püreye. O bir tane yumurtayı da o şekilde. 150 gram un giriyor. Bence 150 gram un fazla. Bir sonraki de ben birazcık daha az katacağım. Tabii ki şimdi deneyeceğim, tadı güzelse böyle devam edeceğim. Normalde işte tarifinde de o şekilde. 150 gram un. Ben bulaşığımı yapayım. Böyle tezgahım perişan bir şekilde hoşlanmıyorum. Şuraları toparlayayım. Değerli dostlar, mantar işte kızardı. Gördüğünüz gibi. Ben bunu yedireceğim. Bu şekilde bir kat yapacağım bununla. Bu şekilde bu bir kat olacak. Böyle. Bunu yedireceğim. Sonra enginarı aralarına atacağım. Ya da boşa gitmesin. Fazla yağ koymadım çünkü. Bunlar da benim enginarlarım. Enginarlarını da böyle aralarına bırakıyorum. Söylediğim gibi ben seviyorum. Normalde tarifte yok bu. Bu şekilde bir kat oluşmuş durumda. Şimdi havuçlar kızarmak üzere. Bir iki telefon geldi. Şimdi ne yaptık? Gördüğünüz gibi havuçlarımız da kızardı. Bunları da yerleştiriyorum. Bir kat da bu gelecek. Bu şekilde bunları da yerleştiriyorum. Fırınımı ısıtayım. 180 derece üstü kapalı. Yarım saatte 40 dakika. Yarım saat 40 dakika fırına atıyorum. Bu şekilde bunu her tarafına yayayım. Gerçekten çok çok şık ve çok lezzetli bir şey. Tabii olana kadar da ne yaparım? Bulaşıklarımı yıkarım.
böyle üstünü kapatacağız, ütü yanmasın diye. Şu şekilde bunu bu şekilde fırına veriyorum. Çünkü sebze olduğu için yanabilir. Ne yapıyoruz? Şimdi bunu yerleştiriyorum. 180 dereceye getiriyorum. 180 derece biraz ısınsın değerli dostlar. Şurada söndür, bunu yakayım. Saatimi de 35 dakikaya getireyim. Saatimi de ayarladım. Bunu da fırına atayım. Az son aşamasını göstermemiştim değil mi size? Son aşamasını da göstereyim. Bakın çok güzel görünüyor. Böyle fırına attım. Burada pişsin. Evet. 35 dakika sonra görüşürüz. Saat doldu. Şimdi çıkartıyorum ve peyniri atacağım içerisine. Bakalım ne alemde. Bakın şu şekilde göndereyim ben. Ne alemde. Üzerine peynir atacağım ve fırına tekrar fırınlayacağım. Bu şekilde kenarlar pişmiş mi? Bakalım. Birazcık daha bu şekilde peynirleri atayım. Böyle de bir 10 dakika peynirler eriyene kadar bunu da üzerine atayım. Kısaca bu şekilde bakalım. Bunda böyle bir tabii kenarları falan İyice pişene kadar ben fırınlayacağım bunu. Gördüğünüz gibi bunu da fırına atıyorum. Bakalım sonuç nasıl olacak. Değerli arkadaşlar, fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi sanıyorum kaç dakika? 20 dakika. Önce 180 derece, sonra biraz arttırdım. Çünkü pişmez diye korktuğum için. İçerisine un katıldı çünkü. Ne yapıyoruz? Bunu açalım bakalım. Çok sıcak biraz bekletsem mi acaba? Bu şekilde. Kenara yapışmış biraz. Evet. Şimdi pastamız bu şekilde. Burayı açıyorum. Çok güzel olmuş. Gerçekten harika oldu. Daha sıcak tabii. Evet, gördünüz. Muhteşem. Nefis, nefis, nefis. Tabii çok sıcak olduğu için. Birazdan sunum. Önce peynirden önce yarım saat 180 derecede attım. Sonra peynirle beraber de 20 dakika. Evet, 20 dakika önce 180 derece, sonra 200'e çıkarttım. Tam oldu. Bakın kenarları da böyle kızarmış. Ben bunu tabağıma alayım. Değerli dostlar, ve sunum yapayım. Biraz beklesem dönüyorum da. Çünkü çok sıcak. Ben bunu nasıl yapayım? Bunu da alayım ben onu. Bir bakayım. Şöyle bir biraz beklemem gerekiyor bunu. Bu şekilde. Yemin ediyorum harika oldu. Yalnız ben tabi aceleci olduğum için annemiz olsaydı daha da acelecisin. Bunu biraz soğumasını beklesem daha güzel kesilecek tabi. Bir tane daha keseyim. Şöyle. Şöyle. Tabii
soğuduğu zaman kendisini daha rahat bırakacak. Şunu da deneyeyim. Çünkü bu şekilde. Yemin ediyorum harika görünüyor, gördünüz. Sonuna geçeyim. Zerde çaldı, harika renk verdi. Harika. Şimdi sonuna geçiyorum. Üzerine maydanoz dökmeyi unuttum. Böyle üzerine maydanozu da döktüm. Bakalım ne alemde. Görüyor musunuz? Görüntü nasıl güzel. Harika. Belli yani. Güzel bir alternatif. Değerli canlar. Havuç da dişe göze çok önemli. Biliyorsunuz. İçerisinde mantar var. Patates. İşte kışa da uygun. Etsiz. Gerçekten muhteşem. İçindeki enginar da ayrıca güzel bir lezzet vermiş. Bakın enginarıma. Yarın iş yerine de götürürüm. Harika. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizler için eğitici, öğretici olduğuna inandığım, düşündürücü olduğuna inandığım iki film tavsiyesinde bulunacağım. Bunlardan bir tanesi LGBT de ilgilendiren Maurice, 1987'de çevirmiş, Hugh Grant'in oynadığı, biliyorsun çok yakışıklı, iyi bir oyuncu, İngiliz oyuncusu. Filmin bir sahnesini göstereyim size. Ve beni etkileyen Alman izleyicilerin yorumlarıydı. Bunlardan bir tanesi diyor ki, bu filmi izlediğimde liseyi bitirmek üzereydim ve benim diyor kafamda birçok şeyi kapılara açtı diyor bu film. Bana diyor çok şeyler kazandırdı. Ve o dönemlerde işte bu tarz filmler izlemek çok hoş karşılanmıyordu diyor. O anlamda klasik olarak ve çok önemli, LGBT için çok önemli bir film olduğu söyleniyor. Aslında bu filmin bir romandan uyarlama ve roman yazarı bunu sadece kendisine ve arkadaşlarına yazmış bu romanı. Yani bu aslında bu kitap, bu roman kendi kendini terapi için düşünülen bir kitapmış, romanmış, o şekilde düşünülmüş. Ve tabii ütopik, yani gerçekleşmesi imkansız olan bir yani mutluluk arayışı etrafında dönen bir konu. Burada iki karakter öne çıkartılıyor. Bir tanesi diyor ki platonik, yani bu duygular işte erkeğe duyulan, erkeğin erkekle olan o duyguları diyor platonik kalmalı. Eğer diyor bu cinselliğe dökülürse diyor işte bu işte bizi karanlığa iter diyor. Ve şunu söylüyor kendi işte aşık olduğu kişiye. Mutlu olmanın başka bu dünyada başka yolları da var ve o kişi diyor ki ben diyor böyle bir şey tercih edersem, işte kendi cinsimden birine aşık olduğumu herkese bildirirsem diyor ailemi kaybederim, kariyerimi kaybederim, toplumdaki yerimi yok ederim ve gizli kapaklı da seninle yaşamak istemiyorum, bu benim ruhumu mahveder diyor. Ve o kendisiyle işte toplumla barışık olmayı tercih ediyor ve evleniyor, ama bir tanesi İşte o homoseksüellik duygularında direniyor, ama direnirken de bunu seks amaçlı değil, sevgiyle. Amacı işte sevgi yani. O mesela o sevgi olmadan yaşayamayacağını, yaşamın hiçbir anlamının olmadığını, ailesinde, kariyerinde hiçbir değerinin olmadığını söylüyor ve şu şekilde de o yoldan ayrılmıyor. İşte yorumu yapan birçok kişi de zaten işte homoseksüel olan ve kendilerine de bir tür katalizatör işte etkisi yaptığını, işte kafalarında birçok işte kapıların açıldığını bu filmin, bu film sayesinde diyorlar. LGBT'yi ilgilendiren bir film, ama bizi de düşündüren, yani biz bayanlar da, özellikle böyle erkek takıntısı olan bayanlar da, ben kendi adıma kendime düşen payı gördüm bu filmde. Erkek takıntısı olan kadınlar var, ama bu dünyada yani mutlu olmak sadece iki cins
arasında işte iki cins bir araya gelirse mutlu olmuyorsunuz yani. Yaşamı anlam veren daha birçok şey var. Tabii ki iki yani sevgi de çok önemli. Bunu da hani hafife aldığımız için falan değil ama alternatif düşün, saplantı olmaması, insanın alternatif de düşünmesi gerektiğinin bazen faydalı olduğu durumlar var. Onun altını çizmek istedim. Diğer filmimiz de Operation Red Snake, Band of Sisters diye işte böyle işte Yezidileri yok etmeyi, Yezidi kadınları işte köle pazarlarında alıp satmayı hedefleyen IŞİD'e karşı kadın işte askerlerin mücadelesi ve başarılarını anlatan bir film. Değerli dostlar, ve bu film gerçek olaylara dayanıyor. Fakat bu filmi hiçbir yerde ben bulamadım. Sadece Amazon Prime üyeleri bu filmi izleyebilirler. Güzel arkadaşlarım, videolarımı izlemeniz, yorum yazmanız, like atmanız çok önemli. Ve bana tavsiyelerde bulunduğunuzda mutlaka bunu dikkate alıyorum ve bu benim için çok önemli. Değerli dostlar, iyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Bir sonraki videomda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.